Avrupa Birliği'nin katılım öncesi mali yardım aracının kırsal kalkınma bileşenlerinden olan İPART, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yatırım destekleme araçlarından biridir. Bu görevi bakanlığın iki birimi üstlenmiştir. 42 ilde yürütülen İPART programı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ise programın uygulamasını gerçekleştirmektedir. Program kısaca tarımda ve kırsal kalkınmada desteklenecek sektörleri, kapasiteleri, hibe oranlarını ve miktarlarını belirlemektedir. Bundan 2 yıl önce Bolvadin ilçesinde İPART Afyon İl Koordinatörlüğü yetkililerinin tanıtım toplantısına katıldık. İPART'ı orada öğrendik ve bu İPART projesini yapmaya karar verdik. Ve dediler ki bu projeyi İPART'ın mutlaka içinde olması gerektiğini, böyle bir tabana yayılmış, böyle bir organizasyon içerisinde üreticinin hakim olduğu, onların destek verdiği büyükbaş hayvancılığın ürünlerinin de pazarlanabileceği böyle bir yapıya mutlaka İPART'ın da destek vermesi gerektiği konusunda bizi ikna ettiler. Kültür balıkçılığı ortamında yapılan ilk tesis olduğu için önümüzde bu tesisin proje özelliklerini ne şekilde yapılacağı üzerine bir kaynak yoktu. Bu tesisi projelendirdik, İPART'a sunduk. İPART'ın desteğinin de %50 hibe desteği olduğunu, kadeve muafiyetinin olduğunu. Şimdi bunların hepsi çok büyük avantaj. Bir yatırımcı için büyük bir avantaj. Biz buraya bir güneş enerjisi yaptık. Şu anda bulunmuş olduğunuz tesiste şu anda yanan bu ışıkların hepsi bu güneş enerjisinden geliyor. İPART çok titiz. Her şeyi dört dörtlük inceliyor. En ufak kelime hatasını bile kabul etmiyor. İlk projemizde reddedildik. İkincisini de reddiyedik biz. Üçüncü projemizde biz geçtik. İPART projesine başladığımız andan beri disiplinli bir şekilde güzel işler başardığımıza inanıyorum. Bu İPART, TKDK'daki çalışanların bizi uyarıları, bizi telkinleriyle birlikte biz şirket olarak da aslında bir öz disiplin sağladık kendi içimizde. Gözden kaçırmamayı öğrendik. Artık hiçbir şeyi gözden kaçırmıyoruz. En ufak ayrıntısına kadar inmeyi öğrendik. Bir kere projeler çok titizlikle inceleniyor. Yapılabilirliği, sürdürülebilirliği önde tutuluyor. Bir konuyu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Bir kurumdan kredi almış olmak, İPART desteği almış olmak, projenin incelendiği, kontroldan geçtiği anlamını taşıdığı için proje uygulayanlara, İPART'tan hibe alanlara da bir prestij sağlamış oluyordu. Siz bir disiplin edinmiş oluyorsunuz. Siz eğer İPART'tan yardım almak istiyorsanız bunun bir disiplin meselesi olduğunu, proje konusunda titizlik yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çok hassas incelemeleri yapıyorlar. Eksikleri görüyorlar, eksikleri bizle paylaşıyorlar, düzenlememizi istiyorlar, biz de düzeltiyoruz. Burada ne kadar varsa, ne verdiysek, onları teker teker burada kontrol ediyorlar, işletmenin devam ettiğine bakıyorlar, sonra gidiyorlar. Bu destekten faydalanmazsanız, babası oğluna bir şey vermez ya, hibe olarak. Yani siz İPART'tan hibe alıyorsunuz, ve bu projeyi yapmayayım diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Almış olduğumuz desteğin vermiş olduğu bize güçle elektrikli fırınlar yaptırdık. Elektrikli fırında pişiriyoruz ürünleri. Daha kaliteli ürünler çıkıyor. İşletmeyi biz belki 3 senede veya 5 senede açacaktık. İPART programının başlamasıyla birlikte yapmış olduğu bize hibe destekle birlikte biz bu işletmeyi 2013 yılında açmış olduk. Faaliyete geçirdik. Şimdi bizim öz sermayemizden Avrupa'nınki birleştiği zaman biz buradaki yatırımımızın daha güçlendiğimizi ve kendi başımıza yapacağımız zaman 10 baş yapacaktık. Avrupa ile beraber 30 baş yaptık. İPART'tan almış olduğumuz destekle kurmuş olduğumuz fabrikamızda, fırınlarımızda defneyi kuruttuğumuz zaman yaş olarak yaptığımıza göre en az 3-4 katı daha karlı bir avantaj sağlamış olduk. Kilosunu en azından 3-4 kat daha fazlaya
satıyoruz ve böylece köylüye de daha çok katkıda bulunmuş oluyoruz. İpart'ı ilçemiz içerisinde bir tane çiftlik yapıldı İpart'tan ve biz kendi önümüzü daha önce görmemişiz. Yani kendimizi bir süt toplama merkezimizde, yani köylüyüz, köylü çocuğuz, hiç böyle hiç kendimizi hissetmemiştik. İpart nedir diye bildiğimizde oraya bir çiftliğe gittik. O çiftliği görünce İpart'ın o insanın gözünü açıp da bizim gözümüzü açma adına ben kendime kızdım. Arkadaşlarımıza bunu birebir dile getirdik. O günkü yönetimdeki arkadaşlarla beraber başvuruda bulunduk ve gözümüzün önünün açıldığını gördük burada. Demek ki körmüşüz yani. Atıl koşullarda süt satıyorduk, hijyen koşullarda süt satıyoruz. Ben bu bölgenin insanıyım ve çocukluğumdan beri gördüğüm, bizim çevremizdeki evler yavaş yavaş boşalmaya başladı. Komşularımız şehirlere göçtü, çocukluk arkadaşlarımız. Bir süre sonra okullar azalmaya başladı, okuldaki öğrenciler azalmaya başladı. Gitgide kan kaybetmeye başladık. Sokaklardaki neşeyle top oynayan çocuklar, şakalaşan çocukların sesi artık kulaklarımıza gelmiyordu. Bunun tek bir sebebi var. İnsanlar kırsal alanda artık istihdam edilemiyordu. Böyle çok ciddi bir kan kaybına uğruyordu bölgemiz. Biz bu işletmeye başladığımızda sadece 2 kişiydik. Süreç içerisinde bugüne geldiğimizde görüyoruz ki 30 kadar işçi çalıştırmaktayız. Ve bunun 25 kadarı bölgedeki köylerde bulunan kadınlar. Etraftaki halkımıza da çok büyük faydamız var. Köy halkına, yani buradaki olan köy halkına çok faydamız var. Hem mahsulünü alıyoruz, hem fidesini veriyoruz ve bu mıntıkada su yok. Artezyen suyu yok. Su da veriyoruz. Şu an fabrikamızda 60-65 civarında çalışanımız var. Aileleri de mutlu, kendileri de mutlu. Onlara bir meslek öğrettiğimizi düşünüyoruz. Kadınların ayaklarının üstünde durmaları çok güzel bir şey. Kendine güvenin var en azından. Fabrikamızda 50'ye yakın personelimiz çalışmaktadır ve bu personelin de yaklaşık %70'i kadınlardan oluşmaktadır. Biz bu konuda biraz hassas davranıyoruz. Yaptığımız üreticilerimizle ilgili projelerde olsun, fabrikamızda olsun, satış mağazalarımızda olsun, kadın girişimcileri ve çalışacak kişilere öncelik tanıyoruz. Burada köy kadınlarından gelip çalışıyorlar. Onlara da bir ekmek kapısı açılmış oldu. 7-8 tane kadın burada her gün devamlı sürekli çalışıyor. Herkes için güzel bir şey oldu. Ev kadınları evde oturuyordu. Hani herkesin eline 5 kuruş para geçiyor işte ise. Hani eşlerin ellerine bakmıyorlar. Hani güzel bir katkı oldu bizim için. Bu işi yapmak isteyen çiftçi kardeşlerimize de tavsiyemiz müracaat etsinler. Devletin bu tür fırsatlarını, imkanlarını değerlendirsinler derim. Yeni İPAR'da başvuracak kişiler, şirketler, firmalar eğer ki içten gelerek yapacaklar ise başvurmalarını tavsiye ediyorum. Yapıp boş kalacak, iş istihdamı sağlamayacaklarsa hiç girmenin bir anlamı yok. Diğer yatırımcıları da önünü kesmelerini istemiyorum. Ama İPAR'da sağlamış olduğu tüm olanaklar bence mükemmel. Bu işi yapacak insanların bir kere dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi şu: ben bu işi yapabilirim. Kendine inanabilecek, kendine güvenecek ve bu işi seviyorsa, bu işi ben yapabilirim diye başarısını sağlayabilmek istiyorsa, bu işi severek yaparsa başarı sağlar. İPART'tan yardım alarak, hibe alarak bir proje gerçekleşmiş olmanın coşkusunu, keyfini yaşadık. Şimdi bu keyfi yaşamak isteyen girişimciler olabilir. Hiç düşünmeyin. Varsa yaratıcı düşünceleriniz, varsa projeleriniz, gidin ilgili kuruma başvurun ve siz de başarmanın, iş kotarmanın coşkusunu yaşayın. İPART desteklerini sağlayan Avrupa Birliği'ne, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na ve ilgili kuruma yürekten teşekkür ediyorum.